Vehbi Koç öldükten sonra şirketin başına tek oğlu olan Rahmi Koç geçti. Rahmi Koç'un 3 çocuğu vardı. Mustafa Koç, Ömer Koç ve Ali Koç. Koç Holding tek bir kişiye bağlı değildir. Vehbi Koç, ya ben öldüğümde şirketlerim çocuklarım tarafından sürdürülemezse deyip Amerikalı bir danışmanlık firmasıyla anlaştı. Uzmanlar geldi, topluluğu inceledi ve bir rapor hazırladı. Şirketlerin Koç ailesi elindeki hisselerinin kurulacak bir holdinge devredilmesiyle şirketleri bu holdinge ortak etmek, bütün iş arkadaşlarına holdingden pay ayırmak, bu suretle holdinge gerçek ve halka açık bir anonim şirket vasfını kazandırmak en doğru çözüm olarak ortaya çıkmıştı. 1963 yılında atılan bu adımın bugün Koç ailesinin başarılarının sürekli olmasının sırrını ortaya koyuyor.